Şiş gözlerim ve ben hepinize günaydın diliyoruz. Videonun içeriği Oxford. Oxford'da yaşam. Oxford'da bir günüm nasıl geçiyor? Benimle alakalı olacak. Oxford'da 2007'nin sonlarında 2018'in başlarında başvurdum aslında. Oxford'da 3 dönem başvuru, 3 kere başvuru dönemleri oluyor. Bursumun onaylanması ve vesaire bazı işlemlerin resmiyete dökülmesi biraz uzun sürdüğü için başvurumu ancak en sonuncu dönemde yapabildim. Bu sebeple biraz nasıl söyleyeyim, gergin bir dönem oldu benim için. Ama sonrasında işler yolunda gitti. Evrakların tamamlanması, vizeye başvurulması vesaire. Bunlar yaklaşık 3 ay alıyor diyebilirim herhalde. Ama onun dışında mesela benim için IELTS de önemliydi. IELTS'e de girmem gerekiyordu. IELTS'ten de üniversitenin ya da daha doğrusu bölümlerin kendi bazında farklı kriterleri olabiliyor. Bazıları 9 üzerinden 8 isteyebiliyor overall'dan. Bazıları 7,5 istiyor. Benimki 7,5'tu. Ama bu şartlar değişebiliyor güncel olarak. Web sitesinden devamlı takip etmek gerekiyor ki Oxford'un web sitesi gayet açıklayıcı her konuda. Özellikle çok uluslararası bir üniversite olduğu için her türlü bilginin çok hani elverişli olması gerekiyor. Bir şekilde uzaktan erişime açık olması gerekiyor. Eğer herhangi bir kafasına takılan bir şey olursa da üniversitenin doktora öğrencileri için sekreterlikleri oluyor. Onları sorabiliyorsunuz. Okul ortalaması etkiliyor mu? Okul ortalaması için şunu söylemek gerekiyor. Etkilediği yerler oluyor, etkilemediği yerler oluyor. Benim için etkiledi mi? Belki Oxford'dan burs almak isteseniz daha çok etkili olabilir. Ama benim bursum Türkiye'den olduğu için herhangi bir şekilde üst düzey bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ama makalelerin olması çok etkili olabilir, özellikle doktora başvurularında. Nereye başvuruyorsunuz diye sorarsanız, yani hocaya mı yoksa kuruma mı direkt başvuruyorsanız. Ben aslında ilk başta kurumla iletişime geçtim. Çünkü hangi kuruma başvurup yani hangi departmana başvuracağım konusunda tereddütlerim vardı. Sonrasında şu anki hocamın dahil olduğu departmanla iletişime geçtim. Ve onlara elimdeki işte evrakların ve not ortamının bunun için yeterli olup olmadığını sordum. Onlar da tabii ki başvurabilirsiniz, zaten bursun var. Bizim o kriterlere koymamızın tek sebebi üniversiteden burs alacak çok yani başarılı öğrenciler var. Bunları elemek için belli başlı kriterlerimiz olması gerekiyordu. Ve yani gerçekten şöyle bir şey var, not ortamı 3-8'in altında andırıyor, çok nadir galiba. O yüzden hepsi başarılı. Onları elemek için de tabii ki kriterlerin yüksek olması gerekiyor. Onun dışında ama benim böyle bir şarta çok ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Özellikle doktor öğrenci için çok aramıyorlar bence. Ama tabii ki buradan burs almak istiyorsanız özellikle yani gerçekten başarılı bir öğrenci olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Makaleler dediğim gibi önemli bir şart. Mülakat nasıl diye soran olabilir belki. Aslında düşünürseniz 40 dakika falan sürdü sanırım. Hoca yaptığım çalışmaları anlatmamı istemişti. Ve hani, benden ne bekliyorsun, nasıl bir çalışma yapmak istiyorsun diye sormuştu. Bu sebeple bunları anlatmıştım. İngilizceye çok takılmamızı istemem. Tabii ki İngilizcenizin akıcı olması sizin için bir avantaj. Özellikle İngilizceyi anlayabiliyor olmanız çok büyük bir avantaj olabilir. Çünkü buranın ana dili İngilizce. Yani herkes İngilizce konuşuyor. O sebeple ve farklı aksanlar da var. Farklı aksanlara da kulağınız aşina olabilirse sizin için bir avantaj olur. Mülakatta şöyleydi. Yani sorular gayet standarttı benim için. Çok zor değildi. Ki zaten uzun sürede üzerinde çalıştığım bir alandan mülakata girdim ben. O yüzden çok büyük bir problem olmadı. Hocamla iletişimimiz de iyiydi. Orada bir sıkıntı yaşamadık.
Sonrasında başvurumun onaylandığına dair, yani kabul aldığıma dair mektup geldi. Evet, o mektup çok güzel. Evet, mektup geliyor Oxford'dan. Saklamanız gereken güzel bir anı oluyor. Bu aldığınız kabul genellikle şartlı kabul oluyor. Yüce sınavını vermeniz gerekirse diye söylüyorum. Ama onun için de size bir süre veriyorlar zaten. Şartlı kabulünü işte atıyorum. Ben Mart'ta ya da Nisan'da kabul almıştım sanırım. Temmuz'a kadar geçerli falan diye bir cümle var mektupta. Ama yani sorun olmuyor, emin olun. Yani öncesinde de özellikle vaktimiz varsa, benim çok vaktim olmamıştı. Hayatı oturup çalışabilecek vaktimiz varsa sorun olacağını düşünmüyorum. Bir de bazı arkadaşlarım var, 4-5 kere falan girmeleri gerekmiş ALES'e, IELTS'e. Ama düşünürseniz yapılamayacak bir şey mi? Hayır, kesinlikle yapılabilir. Emin olun. Yaparsınız ya. Bu videoyu çektim ama bunu çekmemdeki asıl amaç aslında devamında izleyeceğiniz şeyler. Size bir Oxford turu arttırdık arkadaşım İlayda ile birlikte. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açarsanız daha sonra izlediğimiz videolardan da haberiniz olacaktır. Yok. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Bilmiyorum bu video ne zaman yüklenecek ama bugün pazar. Ben çalışıyorum gördüğünüz gibi. Bunlara da hazırlıklı olun. Ne zaman çalışacağınız, ne zaman. Hani 9-5 çalışabileceğiniz bir hayatınız olmayacak eğer doktora yapıyorsanız. Tabii alanına göre değişebilir ama benim için öyle bir standart yok maalesef. Bunların hepsine hazırlıklı olun. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şimdi labdayım. Gördüğünüz üzere maske takmamız gerekiyor. Kesinlikle olmazsa olmaz. Tek başıma bile olsam takmaya özen gösteriyorum. Çünkü gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yanlışlıkla siniz yani öksürürsünüz, aksırırsınız. Bir şey olur farkında olmazsınız. Çevreyi kontamine etmek istemezsiniz. Kontamine deyince insanlar biraz böyle korkuyor ama yani virüslü olmasanız bile, yani koronavirüslü olmasanız bile sonuçta kontamine etme durumunu söz konusu her daim hapşırdığınızda, aksırdığınızda. Bu sebeple maske takmak aslında önemli bir şey. Biraz labı şöyle göstermek istedim. Çok fazla gösteremiyorum, kusura bakmayın. Etik değil daha doğrusu. Bu şekilde şimdi hücrelerimle ilgileneceğim. Sonrasında da zaten sizinle Oxford turuna çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere birazdan. Merhabalar herkese. Ben Hazal. Ben Elayda. Tanıştığımıza memnun olduk. Size bugün Oxford'dan sesleniyoruz. Biraz gürültülü olabilir, kusura bakmayın. Yol karşısındayız şu anda ama ilk etap olarak size üniversitemizin, daha doğrusu kendi binamızı göstermek istedik. Neredeyse 150 sene kız okulu olarak hani eğitim vermeye devam etmiş ama sonrasında Oxford Üniversitesi satın almış ve daha sonrasında da Materia, yani bizim departmanımız, bizim bölümümüz satın alıyor ve o zamandan beri yaklaşık herhalde bir 50-60 senedir falan bizim bölümün binası olarak çalışmaya devam ediyor. Bu gördüğünüz binalar da aslında bizim departmanımıza ait. Oxford aslında biraz şey, nasıl anlatsak, her yerde binası olabilir bir departmanın. Hani ama genellikle tek bir alanda sınırlı tutmaya çalışıyorlar. Hangi bina satılığa çıkar çıkmaz satın alıyorlar. Aynen öyle. Kesinlikle. Yani iki adımda bir üniversite bir binasını görmek mümkün. Yani şehir demek, Oxford demek, Oxford Üniversitesi demek. Şimdi böyle biraz yürüyeceğiz. Size biraz şehir turu attıracağız. Tarihi yerleri göstereceğiz. Yani umarız bir sıkıntı olmaz. Bu şekilde yayınımıza devam edeceğiz. Bakalım göreceğiz nasıl olduğunu. Tabii ki beni tanıyanlar belki biliyordur. Biraz ben böyle her şeyi not edip ne yapacağımızı falan konuşmak istiyorum. Ya klasik, yapacak bir şeyim yok. Her şeyi not etmeyi seviyorum. Burada şunu da söyleyeyim. Ajandam, belki bilenler bilir. Ajandam kendi ajandam ama saygıdır ajandası değil. Belki şuraya ya da buraya koyabilir arkadaşım, editör arkadaşım. Saygıdır'ın ajandası. Gönül isterdi ki bende de olsun ama karantina sebebiyle maalesef bende yok. Gürültülü olabilir, kusurunuza bakmayın. Yani yola yürüyoruz ve bugün hafta sonu. O yüzden fazlasıyla şey var. Bu yürüyüş alanlarında biraz
Oxford'da yaşamdan bahsedeceğim. Ama onun dışında tarihi bir alan gördüğümüzde oraları size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle neden Oxford diye soralım. Niye Oxford'u seçtin? Mesela benimki belli, seninki? Neden Oxford? İlayda, anlat. Doktora için bir önceki diplomamı Exeter Üniversitesi'nden almıştım. Hı hı. Orada bitirmeden önce profesörümle sohbet ediyorduk. Dedi, Oxford Üniversite doktora öğrenciler için çok zorlanıyorlar. Yeterince öğrenci başvurmuyor. Ha, buraya kabul almakta, yani kabul almakta değil zorlandıkları şey. Evet. Öğrenci bulmaktan. Öğrenci bulmaktan zorlanıyorlar. Dedi başvurursan hani girmek için büyük şansın var. Süpermiş. Benimki biraz daha değişikti. Sonra onunla beraber çalışıp güzel rapor falan yazdık. Hangi bölüme başvurmak istediğime. Yani aslında Oxford'a doktora için fazla düşünmüyordum. Onun hani sayesinde başvurdum. Ha, seninki iyiymiş. Benimki biraz daha değişik tabii. Şöyleydi. Benim bursu almam gerekiyordu. Yani aksi takdirde yani Türk vatandaşları için şöyle bir şey var. İlayda İngiliz vatandaşı. Bu sebeple onun burada burs alıp Oxford Üniversitesi'nde hani buranın burs almasan bile burada yaşamaya devam etmen senin için zor değildi. Zaten ailen Londra'da yaşıyor. Hani kalacak yer bile bulamasa hafta sonları ya da bir şekilde günlük gidip gelebilirdin yani, evet. Yapılabilecek bir şey. Ama benim gibi liseyi ve sonrasındaki yani master'a kadar yaşamını Türkiye'de devam ettirmiş biri için burs almadan İngiltere'ye gelmek bir hayal gibi bir şeydi açıkça söylemek gerekirse. Ve benim için işte yolunda gitti. Ben YLS'ye bursiyeriyim. Hani bu bursiyeri bilenler bilir. Bilmeyenler için şöyle kısaca anlatmak gerekirse. Milli Eğitim tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan mülakatlar sonucunda bir burs kazanıyorsunuz. Bu bursun içeriğini şöyle anlatmak gerekirse aslında her şeyi kapsıyor. Yani burada yaptığım barınma masraflarından tutun, üniversitenin kendi ücreti ki bu ücret Türk vatandaşları için biraz gürültülü oluyor ama Türk vatandaşları için 27 bin pound gibi bir ücretten bahsediyoruz. Bu yüzden bunları karşılayabilmek işte benim harcım değildi ama sağ olsun devlet bunların hepsini karşılıyor. Ve ben şu an onların hiçbirini düşünmüyorum. Ve burada bana yaşamak için de belirli bir burs veriliyor zaten. O burs da burada hayda hayda yetiyor yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. Yani ben para da biriktiriyorum. Aileme de para yolluyorum. Bana belki daha çok para geliyor elime ama nereye gidiyor anlamıyorum. Ben sana söyleyeyim nereye gidiyor, spor malzemeleri. Oxford'a gelip de kürek çekmezsen yanlış bir şey yapıyorsun. Tamam, kolej sporu olduğu için hiçbir şey için ödemiyorsun. Gemiler, kullandığın fasiliteler hani hepsi içinde. Ama tabii ki spor, kıyafet, satın al, kürek takımının hani hepsini hepsi olunca almak istiyorsun. Yok anlıyorum seni. Mesela Oxford'a geldikten sonra bende de bir spor aşkı başlamadı değil. ya çünkü şimdi mesela şu an öğle saatleri olduğu için çok fazla kimsenin spor yaptığını göremiyorum ama genel olarak burada sabahları bir rutin var. Herkes ya koşuyor, ya köpeğini gezdiriyor, ya çocuğunu gezdirirken spor yapıyor. Yani bir şekilde koşuyorlar. Burada aynen öyle İterken. Koşuyorlar yani. İterken koşanlar çok. Hani bunları gördükçe insan mütemadiyen diyor ki ya ben çok mu boş yaşıyorum acaba? Yani ben de bir spor yapsam, biraz sağlığıma dikkat etsem diyor. Ve bir bakıyorsun sen de otomatik olarak akışına bırakıyorsun yani ve... Çoğu kolejde spor yapman için para veriyorlar. Aynen doğru. Ben St. Catherine's Kolej'deyim. Ben de Trinity'deyim bu arada. Kolej sporu yapsam vermiyorlar parayı. Çünkü zaten her şey için ödüyorlar. Aynen. Ama üniversite sporu yapsam, hani üniversite bütün olarak takımı olan sporları, onun için para veriyorlar. Evet. Hani eşya, malzeme, kıyafet alabilmen için. Aynen. Bunu bizde de yapıyorlar. Ki iyi yani. Teşvik ediyor sonuçta. Yani düşünürsen, bana sorarsan Oxford'da ya çok genç üniversite öğrencileri var ya da çok yaşlı buranın kendi yerlileri var. İkisi arasında dev bir uçurum var zaten. Yani teşvik etmeleri güzel bir şey. Zaten Oxford yani spora çok elverişli bir yer. Dümdüz bir yer zaten. Dümdüz yani. Gerçekten dümdüz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bisiklete binmek zaten başlı başına bir spor. Medical division yani tıp
bölümünün olduğu bir tepe gibi bir yer var. Headington deniyor oraya. Orası dışında her yer aslında dümdüz. Şimdi yavaş yavaş şehir merkezine geliyoruz. Merkez dediğimiz yerde arkadaşlar şöyle söyleyelim, yani Oxford Üniversitesi kurulduğu anda oluşturulan ilk kalıçlar diyebiliriz aslında. Onun dışındaki geri kalan yerler sonradan inşa edilmiş binalar ama hepsi yine yani en az 100 yıllık binalardır. Papazın öldürülüp yakılmasına yönelik olarak yapılmış bir anıttan bahsediyoruz. Hatta birazdan Kros'a mı gidiyoruz? Hı hı. İşte yakıldığı asıl yer var. Çok ilginç bir şey aslında, bu yakılma olayının gerçekleştiği yerin hemen arkasında tarihi bir kilise var aslında. Yani çok imalı bir şey. Geçen de sormuştum ama yani galiba çalışmıyor, kilise işlemiyor yani. Buradaki kilise sadece anıt olarak duruyor. Oxford kadar eskidir büyük ihtimalle çünkü öyle duruyor ve çevresinde de mezarlık var zaten. Biraz böyle anıtsal bir şey. Ama yani yakılmasının kesinlikle kiliseyle bağlantısı var yani, onu söyleyebiliriz. Şimdi size o yakıldığı yeri göstereceğiz. Ya aslında yıllardan beri üzerinden geçip duruyormuş. Böyle bir şey ki benim kalıcımın önünde yani. Ben de her gün bisikletle oradan geçiyorum. Evet doğru. Ama hiç dikkat etmemiştik. Yani tam tersine sinirleniyorduk. Evet. Aa, niye bir güzel yol yapılmış burasını böyle bırakmışlar. Aynen öyle. Meğerse şeyle alakalıymış. Bu olaya istinaden o şekilde bırakılmış. Yani tarih korunmuş. Tam bu noktanın karşısında diyor ki şurada geliyor. Gördüğünüz gibi kamp şeyin ortasında, asfaltın ortasında böyle bir yığın var. Geçerken dikkatli olmak gerekiyor. Sakınıp düşebilirsiniz. Ama tam burada o bishop yani papaz öldürülmüş ve bunun anısına da burayı bu şekilde korumuşlar. Yazının devamını bakacaklar. Rochester papazı Hugh Latimer'in ve Nicholas Ridley Londra papazıymış. Canterbury? Archbishop Thomas Cranmer'ın yakılarak öldürüldü 1555 yılında ve 1556 yılında yakılarak öldürdüğü noktayı işaret ediyormuş. Ki zaten hemen şurası da az önce gösterdiğimiz kiliseye ait. Yani ne kadar manidar olduğu da tartışılır bu şekilde. Bursu nasıl buldunuz? Ben anlattım zaten ama senin bursun İngiltere'ye özgü bir burs. Yani İngiliz vatandaşlarına özgü bir bursu değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve onu herkese veriyorlar mı yoksa şey mi? Yani bir kriteri var mı? Üniversiteye başvururken soruyorlar hani o burs için de başvurmak istiyor musun? Otomatik olarak evet hani basıyorsun. Şöyle bir şey var. Oxford ve Cambridge gibi üniversite, hatta İngiltere'deki bütün üniversitelerin galiba kendi başvuru sistemleri vardı. Evet. Ben o başvuruyu yaparken bana da sormuştu hani istiyor musun diye. Şöyle bir şey var. Belirli başvuru dönemleri var. O başvuru dönemlerinden ilkine ve ikincisine başvurursanız bütün mevcut olan burslu programlarına
giriş yapabilme hakkınız oluyor. Yani eğer o kriterleri sağlıyorsanız sistem size otomatik olarak o bursla eşleştiriyor zaten. Ama yani Türk vatandaşları için üzülerek söylemem gerekiyor ki çok fazla burs seçeneği yok. Yani bir iki tane vardı herhalde. Müslüman Birlikler miydi? Öyle bir şeydi sanırım. Tam hatırlamıyorum uzun ismi. İslamik Bilimler mi? Öyle bir şeydi sanırım. Yani onun bile çok fazla evrağı vardı ve benim bursumun olması, bursum olduğu için ekstra bir daha üzerine burs programına falan başvurmadım açıkçası söylemek gerekirse. Ve son deadline'da kaçırdım. Nasıl benim kaldım? Yani yapılma sahibi falan herhangi bir gördüğü gibi çok sessiz. Gönül isterdi ki burada insanlar çimlere yatsınlar, bir şeyler yapsınlar ama maalesef korona sebebiyle kalışırız. Sizinkinde Keep of the Lawn yazıyor. Ya öyle yazmasına bakma. Şimdi bu küçük bahçe. Bunun bir de içeride uzun, büyük bahçe. Ben görüldüğü üzere, evet burada yazıyor. Lütfen çimlere oturmayınız, basmayınız diye. Ama şimdi göreceksiniz mesela içeride ki inşaat var şimdi ama bahçenin diğer tarafını gösterebiliriz. Orası şey, yani çimlere yatıp kitap okuyabildiğiniz. Ki bunların hiçbirini yapamadım. Üzerek belirtiyorum çünkü koronavirüsle denk geldik, yapacak bir şey yok. Ama yani bahçemiz falan büyüktür, kalıcımız büyüktür, eskidir. Dining hall'umuz var, yani yemek salonumuz var. Orası büyük. Ama eski dediğin 1600'lerde yapılmış. Tabii Türk yani Oxford'a göre gene bayağı genç bir yerleşim. Yani öyle. Ya Oxford'un kurulması 1098 senesiydi galiba. Hı-hı. Değil mi? Şimdi o dönem varsayarsak 500 yıl daha genç. Öyle düşün. Aslında kızların ve erkeklerin kaldığı yurt binaları burada. Burası on-site yani merkezde olarak geçen yurtlar. Mesela ben off-site'da yani merkez dışında bir yurtta kalıyorum ama şöyle bir şey var. Yurt dediğim aslında 3+1 ev gibi düşünün. Hatta 6+1 bir ev. 6 kişiyiz. O şekilde orada kalıyorum. Ama orası da üniversiteye yine Trinity'ye ait ve hani ücret konusunda söylemek gerekirse on-site, off-site'a göre biraz daha pahalı olabiliyor. Tercih, bu size bırakılan bir tercih. Yani tercih edebiliyorsunuz ilk etapta. Soruyorlar on-site'da mı, off-site'da mı kalmak istersiniz? Kesinlikle ve kesinlikle off-site tercih edebilirsiniz. Off-site deyince dışarıda denince çok uzakmış gibi algılanabilir ama öyle bir uzaklık yok. Benim merkeze yürüyüş mesafem 25 dakika. Öyle söyleyeyim. Yani bu Türkiye standartlarında hiçbir şey bence. Bu duvardaki resimlerin hani ne anlamı olduğunu biliyor musun? Kurt mu figürlerini mi? Hani kürek. Kürek şekli mi? Bebos mu yazıyor? Bebos mu yazıyor? Bebos mu yazıyor altında? Vallahi bilmiyorum ne anlama geldi. Blade. Ha Blade. Blade hayır ya. Hı-hı. Blade mi yazıyor? Okuyamıyorum ki. Çok silinmiş. Ama bir sürü var. Ha, o şimdi zaman farklı şeylerin mi? Ne bu? Ha, farklı üniversite kalıcılarının kürek takımlarının. Yok, bu sırf Trinity'nin kürek takımı. Tamam. Ama dedim ya yarışlarımız özel. Hani Oxford'un kürek yarışları bayağı değişik bir sistem. Hillary Term'in sonunda Torpid. Bir tanesi de Trinity dönemin içinde Summer 8 olarak geçiyor. Yarışlar 4 gün boyunca her gün yarış yapıyor. Hani yarış yapıyorsun. O yarışlarda yan yana değil, peş peşe yarışı başlıyoruz. Önümüzdeki kayı dokunmaya çalışıyorsun. Normalde dokunmadan önce pes etmeliler. Ama bazen çok hırs yapıyorlar. Pes etmiyorlar. Öyle olunca gerçekten dokununa kadar çekiyorsun. Oh, çok acılı. Yani şey bildiğim için ileride ne kadar bu trainingler, bu eğitimler için çalıştığını, gecesi gündüzüne kattığını zaten bildiğim için. Zaten o yarışlardan sonra pes ettim. Yo, kaç bin pound
Nasıl? Şey, hani çünkü gemiler gerçekten dokunduğu için. Onlar yakalasınlar bizi. Ay çok iyiymiş ya, bunu bilmiyordum. Neyse, 4 gün hani 4 gün yakalayabilirsen önündeki gemiyi. Aha. Blade kazanıyorsun. Blade dediğimiz tam olarak ne oluyor? Küreğin. Hani, ha, o şey kısmını alıyorsun. Evet, küre satın kısmını alıyorsun. Her o gemide yarışan herkesin ismi oluyor. He. Sene oluyor. Bayağı pahalı bir şey. Bir de o takım gelip koleji resim yani çiziyorlar. Bir de herkesin ismi yazılıyor. Gerekli bütçe. Ne dersin? 1200 bütçe. Pound? Çok mu? Ne için? Aylık mı, senelik mi? Aylık tabii ya. 1200 pound diyorum arkadaşlar. Yani Türk lirası 12.000 TL. Nedenini de şöyle söyleyebilirim. Kiralan, evet. Kiralan olduğu için. Yoksa yani 500 pound'un bile olsa yeter ki sana yaşamak. Yani 600 diyelim, tamam. Tamam 700. Okey, 700. Ne yapmak istediğine bağlı. Kesinlikle. Gerçekten hani Oxford hayatını deneyimlemek istiyorsanız, ki ben onu yapmıyorum. Para gerekiyor. Ya deneyimlemek dediğinizde ne yapacağınıza bağlı. Şöyle bir şey var. Ben içki içmiyorum, bir şey yapmıyorum. Yani bunlar belki masraflı şeyler olabilir ve ben yani ikimiz de yemeğimizi kendimiz pişiriyoruz. Bence bu bize en çok para biriktirmemizi sağlayan şey bu nokta oluyor. Çünkü burada her şeyi hazır olarak satın alabiliyorsunuz. Ya, yumurtayı, pişmiş yumurtayı bile satıyorlar arkadaşlar, öyle söyleyeyim. En güldüğüm şeylerden biri bu. O sebeple hani onlara çok para gidiyordur. Mütemadiyen gidiyor, yani yapacak bir şeyleri yok. Bazen buradayken yapman gereken şeyler var. Yani akşam kolejlerin genelde özel black tie dinner dediğimiz yemekler var. Böyle takım elbise giyip yani gittiğiniz özel yemekler oluyor. Ki bunlar düzenli olarak yapılıyordu koronaya evet. kadar. Sonra onlar pahalılar. Yani kendin akşam yemek yesen daha ucuz. Ama dört öğün yemekler var. Hani hayatında yemeyeceğin tür yemekler çıkıyor. Yani evet. Ona rağmen çok özledim yani. Ucuz oluyor. Yani özellikle sizinkini de gördük. Sizinkinde de çok güzel yemekler çıkıyor. Ama günlük yemek bazında konuşursak. Ama ben ilk geldiğim sene Trinity adı gereği Trinity May diye bir durum var. Yani Mayıs'ta bir Trinity özel dini bir anlamı var herhalde. O dönem kalıç özel yemek veriyor. Ben vejetaryen yemek zorunda kaldım. Ama ona rağmen ben hayatımda bu kadar iyi vejetaryen menü yememiştim galiba. Ki yani çok sevmem normalde ama bir tek tatlıyı yiyemiyorum. Onun dışında her şeyi yiyorum. Daha düşünürsek. Ay ay. Bu şekilde. Başka? Ha, yemeğe para gidiyor. Gezmeye para bana sorarsanız çok gitmiyor. Taşıma, ulaşım anlamında zaten bisikletle gidiyoruz ya da yürüyorsunuz. Ona da hiçbir şekilde para harcamıyorsunuz.
en önemli harcama kaynağınız genellikle barınma masrafı oluyor. Onu da şöyle söyleyelim. Ben Trinity College yurdunda kalırım ama İlayda üniversite yurdunda kalamadı. Kendi arkadaşlarıyla eve çıktı oldu. Sonra başka bir kalıcın yurdunda yaşamaya da başladı. Sonra orada yurt dışı öğrencileri daha iyi şartlarda yaşıyor. Evet, maalesef. Çünkü buraya yabancı olduğumuz için biraz şey, hani çok da yabancılık çekmeyelim, çok da dışlanmış olmayalım diye kalış bizi kendi içerisinde hani dahil etmek istiyor ki şey olmasın. Hani dışlanmasın, yalnız hissetmesin. Zaten ailesinden uzak diyerekten. Ya kalış dediğimiz şey aslında ev gibi oluyor bizim için. Yani evinizde hissetmenizi istedikleri için çok güzel oluyor. Kalış ortamı ben seviyorum, bilmiyorum. Hoşuma da gidiyor. Ev ortamı da güzel. Yani iç içeyiz zaten. En kötü mutfakta birini görürsün. Hani bu da güzel bir şey bence. Yani çok da kendini yalnız hissetmiyorsun. Ki özellikle pandemi dönemini daha çok anladım desem. Yani bir insan yüzü görmeyi bazen gerçekten özlüyorum yani. Ki biz şu an yani İlayda'yla mecburuz. Lab'da iki kişi, yani Steph'i de sayarsak üç kişi kaldık. Herkes özellikle çok korktu. Hani İngiltere'de bu mutasyonlu virüs ortaya çıktı diye. Ama Oxford'da ben etkisini hiç görmedim. Sen gördün mü? Üniversite içinde hiç görmedim. Zaten profesörlerin arasında yok. Yok. Öğrencileri zaten eve gönderdiler. Öğrenci dediğimiz yani lisans öğrencilerinin çoğu. Burada olması gerekenler herhalde medikal, yani tıp öğrencileridir. Onlar da uygulamalı eğitim gördükleri için. Ama onun dışında doktora ya da yüksek lisans öğrenciler arasında vaka yok. Ben yaklaşık kaç hafta? Her hafta okul kalıcı. Her hafta üniversite gönderiyor. En fazla 2-3. En fazla o da. Yani tüm okulu düşünün. Tüm üniversiteyi düşünün. Hiçbir şey. Kalıcı da her hafta bize yolluyor mesela. Orada da hiçbir şey yok. Vaka yok diyorlar yani. Bu da güzel bir şey. Test yapılıyor. Onu da söyleyelim yani. Test yapılmıyor da vaka çıkmıyor diye düşünmeyin. Test de yapılıyor ama vaka yok. Öyle. Yani biz burada güvendeyiz. O bakımdan herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Eylül ayında geleceklere söyleyelim. Ya İngiltere'yi düşünenleri ya da genel olarak Oxford için konuşmayalım. Bence birçok üniversitede vaka sayıları çok az. Çünkü üniversite dersini aldı bence. Hani ilk dönem vardı çünkü. Hepsini izole etmek falan zor oluyordu hepsi için. Ve maddi zarar gördüler. Büyük bir zarar gördüler hatta o sürede. Ama sonra düzeldi yani. Bir sıkıntı olmadı. Böyle... Warden. Hangi kalıç? Warden. Warden da Trinity'nin aynı dönemde mi kurulmuş? Dönemde. Zaten bakarsınız ki kalıç binaları birbirine yakın. Büyük ihtimalle aynı dönemlerde kurulmuşlardır zaten. Yavaş yavaş hepsi oluşmuş. Ama hep aynı. Bakın. Kapılar hep farklı. Aslında genel olarak kapının kendisi aynı da kapının üzerindeki simgeler farklı. Ha neydi? Ekstür Koleji'nin kapısını hoşlanıyorum. Ha, ben hiç görmedim. Bir gün götürürsen görürüm. Hayır, ben buradaki Ekstür Koleji diyorum. Ha, sen burayı diyorsun. Ama ben... evet baba, arabayı alabilirsin. Arabayı alırsanız çok sevinirim. Oxford'un dışında biraz gösteririz. Gösteririz, aynen öyle. Biraz Oxford dışına çıkalım. Maalesef çünkü son sınıfa geçtik artık. Neyse, ağlamayacağım. Güzel bir video olmasını diliyoruz. Yani çünkü gerçek Oxford hayatını görmek istiyorsan dediğim gibi ara sıra birkaç... Yani tabii canım. Ağlıyoruz. Yani... yani çok böyle... Pembe bir dünya yaratmak istememek adına söylüyoruz. Evet arkadaşlar, çok zorlu dönemlerimiz de oluyor. Mesela daha yeni transferimi yaptım. İkinci sınıfta transfer sınavı oluyor. Yani sınıf sınavı sonunda olan transfer, ikinci sınavın ortasında olan presentation sınavı var. Ama transfer değişik bölümler için farklı dönemlerde oluyor. Aynen öyle. Bulunduğunuz bölüme göre bunların tarihleri değişebiliyor. Ama genel olarak birinciniz birinci sınıfı sonucu büyük ihtimalle. Yani. Şöyle. Şöyle dönüyorum. Görebiliyor musunuz? Burası tam merkezdeyiz değil mi artık? Burası tam merkez dediğimiz yer. Caledonian. Gençlerin oturduğu yeri görüyorsunuz. Sana vereyim. Caledonian bu. Bu girişi Caledonian ya. İzlediniz. Bu kütüphane değil mi? Bu ikisi birleşik zaten. Burası ana giriş değil mi? Hayır.
ayrı binalar. Ayrı bina da ortak alan orası. Sheldon'in dediğin zaten library'nin kendisi. Ya Sheldon'in dediğin... Bu arada bir öğrenci olarak sadece iki kere girdim. İnşallah iki kere girdiğim yer. İlk üniversiteyi başladığında bir de mezun olduğunda. McQuills. İlk Oxford'da açıldı. Sırf öğrencileri hani kitap... Çünkü normalde her şey öğretilirdi. Kitap satın almak çok pahalıydı. O yüzden bu Blackwell's hani öğrenciler için... Yani üniversite kitabı. Üniversite kitabı hani satmaya başladılar. Burada açıldı. Şimdi bütün ülkede var. Aynen öyle. Bir de şey, yani Bodleian Libraries dediğim şey aslında çok eski bir kütüphaneden bahsediyoruz. Yani koleksiyon diyelim ona bence. Yani ve şu an hala aktif bir şekilde çalışıyor ve koleksiyona koleksiyon katmaya devam ediyor yani. Zaten İngiltere'de her basılan kitap bir kopyası buraya bu kopyası yani istiyorlarsa.